Merhabalar sevgili arkadaşlarım ben Erhan Aydın. KPSS coğrafyada yine birlikte olacağız. Peki hocam neler soracaklar bize KPSS coğrafyada? Hemen bir tanıyalım sonra derslerimize geçelim. Şimdi arkadaşlarım KPSS'de coğrafyadan karşınıza 18 tane soru gelecek. Peki hocam bu 18 sorunun dağılımı nasıl olacak? Bir kere en başta 7 tane soru Türkiye fiziki coğrafyasından gelecek. Peki hocam fiziki coğrafyanın içerisinde ne var? Dağlar, ovalar, platolar, iklim, topraklar, hatta canımızı çok sıkan doğal afet sürecinden de karşımıza sorular gelecek sevgili arkadaşlarım. 7 soru burada. Peki hocam geri kalanlar 3 soru Türkiye beşeri coğrafyasından gelecek. Nedir hocam o kısım? Nüfus, yerleşme ve göçler konularından da 3 tane sorumuz var. Geriye kalan 8 soru ise Türkiye ekonomik coğrafyasından gelecek sevgili arkadaşlarım. Peki bunun içinde neler var hocam? Ekonomik coğrafyanın içinde neler var? Tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ulaşım, turizm ticaret ve bölgesel kalkınma projelerinden de yine sorularla karşılaşacağız sevgili arkadaşlarım. Peki şimdi arkadaşlarım bakınız soru dağılımlarına bakıldığında bu bir genel dağılım olduğu unutulmamalıdır. Coğrafyada bütün konular birbirleriyle alakalı, ilişkilidir sevgili arkadaşlarım. Yani birbirinden ayırmak yok. Şunu demek istiyorum. Eğer siz bir tarım ürünü sorusu çözüyorsanız mutlaka ama mutlaka iklim bilgisine hakim olmanız gerekiyor. Veyautta eğer siz bir ulaşım sorusu çözüyorsanız mutlaka ama mutlaka yer şekillerini bilmeniz gerekiyor. Yani bütün konular birbirleriyle alakalı ilintili bir şekilde ilerleyecek. Biz de videolarımızda bu şekilde yapacağız. Hangi konunun neyle bağlantısı var? Karşımıza nasıl sorular çıkabilir? Videolarımızda da onu konuşacağız sevgili arkadaşlarım. Ve video ders defterlerimiz ellerinizde olduğu sürece bu süreci daha da kolay takip edebileceksiniz. İsterseniz not alabilirsiniz. İsterseniz de videoda ne görüyorsanız önünüzde video ders defterlerimizde yine elinizde olursa da rahat bir şekilde takip edeceksiniz. Sürecin sonunda da yine e, soru bankalarımızla da konuyu pekiştirebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bu süreci birlikte halledeceğiz. O sene bu sene diyeceğiz. Haydi gelin konularımızı işlemeye başlayalım bakalım.